Merhaba, ben Lütfü Özşahin. Bugün bir Ayasofya değerlendirmesi yapacağız inşallah. Bildiğiniz gibi bugün Ayasofya çok gündemde olan bir konu. Uluslararası bir boyutta da aslında konuşulan bir konu. Güncelliğini devam ediyor. Efendim, Ayasofya çok önemli bir eser. Küresel ölçekte sanatsal değeri olan bir eser. Aynı zamanda dini anlamda da Hristiyanlık için küresel düzeyde, keza Müslüman Türkler için, hatta İslam dünyası için de sembolik değeri olan, manevi anlamı olan bir eser. Tarihsel tarafı var, kültürel tarafı var. Ve keza sanatsal tarafı var, siyasal yönü var, teopolitik yönü var aslında. Geniş bir konu. Fakat ben kısaca özetlemeye çalışayım naçizane. Tarihsel tarafına gidersek biliyorsunuz Roma İmparatoru 2. 1. Konstantin, yani Büyük Konstantin, Hristiyanlığı devlet dini haline getirdiğinde, çünkü o Hristiyanlığın gücünü rakibi Maxentius'la yapmış olduğu Milvian Köprüsü'nde görmüştü. Hristiyanlığın gücünden, halkın gücünden de yararlanmak için, yani daha doğrusu Hristiyanlığı bir devletin dinamik bir motoru yapmak için Hristiyanlığı resmileştirdi. Ve bunun üzerine de bunu taçlandırmak istedi tabii, yani bugünkü Artemis Tapınağı'nın bulunduğu yere bir kilise inşa etmek istedi. Büyük bir kilise. Mega Ekklesia Yunanca tabiriyle. Fakat ömrü vefa etmedi. Oğlu 1. Konstantin, miladi 360'larda filan bir kilise inşa etti. Orta ölçekte katedral ahşaptan. Ve bu kilise tabii 415'lere kadar devam etti. Ama yani Roma İmparatorluğu'nda, Bizans'ta oyunlar bitmez biliyorsunuz. İç çekişmeleri, siyasal çekişmeler, mezhep tartışmaları filan derken bu kilise yıkıldı. 415'e gelindiğinde bu sefer o Roma İmparatoru Theodosius buraya bir kilise inşa etmeye karar verdi ve bayağı büyük bir kilise, en az genişliği 60 metre civarında olan bir kilise inşa ettirdi. Ahşaptan kalkmalı, süslemeli, havari resimleriyle filan, freskerle, o dönemine göre sanatsal bir değer olan bir yapı inşa etti. Fakat İmparator Theodosius'un yapmış olduğu bu kilise de ahşaptan olduğu için, yani dayanıksızdı aslında bir tarafıyla. Ve yeri gelmişken bu Theodosius'un kim olduğunu da söyleyeyim. Aslında genelde Hazreti Ömer'e iftira atanlar İskenderiye Kütüphanesi'ni yaktı diye. Aslında İskenderiye Kütüphanesi'ni Mısırlı paganlar niye Hristiyan olmuyor diye yaktıran İmparator Theodosius'tur. Valisi Teofilos'a gönderdiği mektupla orayı, İskenderiye'yi yaktı. Neyse, tabii Theodosius'un yapmış olduğu bu kilise milattan sonra 532'ye kadar ayakta kaldı. Hatta burada bütün Hristiyanları bağlayan ilk ekümenik evrensel konsillerden birisi oldu. 381 İstanbul Konsili, ki bu bütün Hristiyanları bağlayan konsillerdir. Protestanlara dahil olmak üzere. Dolayısıyla 415'te de 415'ten işte 532 yılına kadar ayakta kalan bu kilise, sonra tabii 532'de Nikea ayaklanmasıyla beraber Justinian döneminde yakıldı, yerle bir edildi. Justinian'a karşı işte bu mahkumların yeşilleri ve temsil eden şehirlerle, tacirlerle mavileri temsil eden işte bu köylüler arasında büyük bir kargaşa çıktı ve bu kilise yerle bir edildi. İmparator da aslında şehirden tam kaçmak üzereyken karısı Theodora, büyük bir cesaretle, motivasyonla imparatorun tekrar geri dönmesini sağladı.
ve imparator 300 35 bine yakın insan katledilerek tekrar kendi şeyini kendi iktidarını korudu, yani tahtını korudu ve buraya büyük bir kilise inşa etmeye karar verdi. Ve hakikaten büyük bir kilise oldu o dönem için. Yani 5 yılda tamamlandı burası. 32'den 37'ye kadar. Fakat imparator tabii kesinlikle yeni bir malzeme üretmedi kilise için. Roma İmparatorluğu döneminde bulunan tapınaklardan faydalandı. İşte Mısır'dan, bizim Efes'ten, özellikle Baalbek, yani Bekaa Vadisi'ndeki Jüpiter Tapınağı, Roma'nın en büyük tapınaklarından olan tapınak ki ben de ziyaret etmiştim, çok etkilemiştim. Oradan sütunlar getirmek kaydıyla Mısır'dan kırmızı granit, Yunanistan'dan yeşil, bizim Marmara arasından beyaz granitler getirmek suretiyle büyük bir kilise, katedral inşa etti. Yıl 537. Yani henüz İslam'ın peygamberi olan Peygamber, Hazreti Nebi daha doğmadı yani. Düşünebiliyor musunuz? O dönemde böyle bir kubbe çapına erişmiş bir mimari gücü var Roma'nın. İşte Kolezyum'u düşündüğünüz zaman, yani ondan 400 yıl önce yapılmış, Trajan'dan işte Hadrian dönemine kadar böyle bir mimari açıdan böyle bir güçten de söz ediyoruz aslında Ayasofya'dan bahsederken. Ve tabii Hatice Justinyen büyük mağrur edasıyla Ayasofya'yı açtı. Hatta işte Kral Şalomon Süleyman'a seni yendim filan diye nara attığı söylenir. Kibirlenerek büyük bir mağrur bir edayla. İşte bu kilise çeşitli tamiratlarla Theodoros'un oğlu oğlunun tamiratıyla filan, torununun tamiratıyla, İzodoros'un tamiratlarıyla filan çok tamirat gördü. Tabi Osmanlı döneminde de çok gördü. Bütün sultanlar ilgilendi. Günümüze kadar geldi. Yani biz şu anda 3. Ayasofya'nın karşısındayız. Yani Fatih Sultan Mehmet 3. Ayasofya'yı aslında fethetmiş oldu. Şimdi problemler de başladı. Problem tabii Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettiği zaman burayı camiye çevirdi. Fethin bir sembolü olarak, simgesi olarak. Denilebilir ki efendim işte İslam'da bir kılıç hakkı var mı? Evet, klasik İslam hukukunda böyle bir kavram yoktur. Yani illa Müslüman fakihler, yani Hazreti Peygamber İslam ordusu bir yeri fethettiği zaman sinagogları, havraları, kiliseleri, cami yapın filan demez. Ama gelenek olarak yani o dönemde bir devlet, bir devlette savaştığı zaman bir şehri savaşarak aldıysa, kan dökülmüşse, yani oranın en büyük mabedini kendi dininin mabedine çevirebilirdi. Fatih Sultan Mehmet de böyle yaptı ve orayı vakıflaştırdı. Çünkü son tahlilde İmparatorluk Kilisesi'ydi. Fatih, Roma'nın yeni bir Müslüman Kayseri olarak burayı camiye çevirdi ve amacı dışında kullananlara da büyük bir şey yaptı. Lanet okudu yani, beddua etti. Ve daha sonra tabii orası minare falan yaptı. Kendisi bir minare ekletti. Sonra ikinci Beyazıt ekletti. Sonra bizim Mimar Sinan iki minare daha ekleyerek hem kubbeyi korudu dayanaklarla ve Ayasofya'yı sağlamlaştırdı. Diğer padişahlar da çok büyük önem verdiler ve günümüze kadar, yani 1934'e kadar, 1453'ten 1934'e kadar burası cami oldu. Mustafa Kemal Atatürk burayı tabii Bizans İmparatorluğu, Bizans Enstitüsü'nün görüşmeleri, baskıları, Batı dünyasının baskılarıyla filan da o dönemin koşullarına göre burayı sonunda Bakanlar Kurulu kararıyla müze yaptı. Tabii ya, doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı? Konuya girmiyorum ama dönemin koşullarına göre değerlendirmek lazım. Yeni bir Türkiye Cumhuriyeti, genç bir Türkiye Cumhuriyeti'nin batıya direnecek ne kadar gücü var? Orası da tartışmalı. Ya Atatürk yapılabilir. Bazıları Atatürk yaptı diye cami yapılmaz diye bir kayıt yok. Atatürk dogmatik birisi değil. Atatürk
ezanı da Türkçe'ye çevirdi ama daha sonra 1950'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin desteğiyle de aslında ezanın Arapça okunmasına karar verildi. Yani Arapça okunaması ibaresi kaldırıldı en azından. Demek ki yani koşullara göre devletler bunu kaldırabiliyor. Şimdi zaten ibadethaneleri de açıkça söyleyeyim amacı dışında kullanmamak lazım. Yani buralar kilise olarak yapılmıştır, cami olarak yapılmıştır. Dolayısıyla müze yapılması da aslında insan hakları kuramı bağlamında, din ve özgürlükler bağlamı kuramında da aslında sakıncalı doğru değil. Sonra tabii vakıf Fatih'in vasiyeti var yani. Nasıl ki biz Atatürk'ün vasiyetine değer veriyorsak, Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti de önemsiz falan değildir. Ona da değer vermemiz lazım. Şimdi buranın tekrar cami yapılması söz konusu ama işte tabii tepkiler var. İşte Batı ne der yine gündeme geliyor. Batı ne der yani her zaman söylüyorum. Batı ya sorarsanız der ki sizler Orta Asya'ya gidin der bak onu söyleyeyim yani. Çünkü Batı'yı iyi bilen olarak söyleyeyim felsefi ve medeni temellerini. Bütün camileri kilise yapsak Batı yine bizden memnun olmaz. Onun için Batı ne der sözü biraz çok bana biraz ezik bir tavır olarak geliyor yani edilgen bir tavır olarak geliyor. Batı'nın ne diyeceği zaten ortada. Burası çünkü Batılılar için de hani önemlidir. Tüm Hristiyanlar için önemlidir. Yanlış biliniyor. Sadece Ortodokslar için önemli değildir. Ya Protestanlar için de önemlidir kardeşim. Yani Thomas White More yani Katolik falan da değildir yani. Şimdi neden? 381 çünkü Ayasofya inşa edildiği zaman Hristiyan dünyasının en büyük katedralidir. O zaman Ortodoks, Katolik veyahut da Protestan ayrımı yoktur. Yoktur. Bir anlamda bütün Hristiyanlığın ortak mabedidir. Onun için sembolik bir değeri vardır tüm Hristiyanlar için. Hiçbir Hristiyan Ayasofya'nın tepesinde ay yıldız görmekten hoşlanmaz. Bunu zaten Rus Patriği 2. Alexis açıkça söyledi. Nasıl ki siz Kabe'nin üzerinde bir Hristiyan haçı görmekten hoşlanmazsanız biz de yani Ayasofya'nın üzerinde bir ay yıldız görmekten hoşlanmıyoruz dedi. Açıkça söyledi bunu yani. Bunu biz rahmetli Aytunç Altındal'la söylemiştik. Zaten Katolik, Ortodoks Katolik ayrımı ne zaman oldu yani? Ortodoks Katolik ayrımı 1054'te oldu yani. Skizma, 9. Leo, İstanbul Patriği, Seleri Arusu afaroz etti. Sonra 1200'lerde Latinler bak Katolikler için burayı işgal etti. Tam bir Latin kilisesine dönüştü. Gerçi çok rezalet filan da yaptılar burada. Kutsal emanetleri filan da yağmaladılar filan. Ama bütün bunlara rağmen yani Hristiyanlık için önemli. Rusya için daha çok önemlidir. Çünkü Rusya Ortodoks dünyasının lideri olduğunu söyler daima. Fener Patrikhanesi'ni çok fazla tabiri caizse önemsemez, takmaz. Yani sizin der kaç tane üyeniz var? 2400 tane üyeniz var. En az 100 milyon tane Katoliği biz temsil ediyoruz. Gerçi Ukrayna Kilisesi de ayrıldı Kiev ama efendim işte Fener Patrikhanesi apostoliktir. Yani havariler kurulmuştur. Havari Andre Petrus'un kardeşi. Onun için evrenseldir. Gerçi dinler tarihi açısından yani Havari Andreas'ın İstanbul'a gelip gelmediği tartışma konusu olsa bile Kiev Kilisesi de öyle diyor. Andre bize de geldi falan diyor. Yani bu işler bunlar şey, siyasi konular yani. Ama şunu söyleyebilirim. Ayasofya hakikaten sembolik anlamda bütün Hristiyanlar için değerlidir. Hiçbir Hristiyan Ayasofya'nın üzerinde ay yıldız görmekten hoşlanmıyor. Ama tabii biz Müslüman Türkler olarak İslam dünyası için de önemlidir. Fatih Sultan Mehmet burayı bir fetih hakkı olarak, fetih sembolü olarak ortaya koymuştur. Bugün bir hakimiyet meselesine, bir egemenlik sorununa dönüşmüştür. Dolayısıyla zaten statüsü bellidir. Batılılar mesela şunu yapıyor mu yani? Kortova Camisi'ni tekrar camiye çeviriyor mu? Ki çünkü Kortova Müslümanların en büyük camisiydi ama Aragon Kralı Ferdinand ve Kastilya Kraliçesi Isabella ne yaptılar? Yerle bir ettiler, katlettiler Müslümanları. Din ve vicdan özgürlüğü tanımadılar. Bugün biz İspanya'ya şu katedrali tekrar cami yapalım diyebiliyor muyuz? Yani bu egemenlik sorunu mudur? Dolayısıyla kimse de bize yani burayı niye cami yapıyoruz diyemez. Bu bizim egemenlik sorunumuzdur.
Elbette ki freskler olduğu gibi kalacaktır. Hazreti Peygamber hatta Mekke'de Kabe'ye girdiği zaman bütün putları devirmişlerdir. Kucağında Hazreti İsa'yı gördüğü zaman Kabe'nin içerisinde Hazreti Peygamber duygulanarak onun resmini ortadan kaldırmayın. O benim kardeşimdir demiştir İsa için. Fresklerin olması da orada ibadet yapmaya engel değildir. Elbette ki sanatsal olarak burası korunmalıdır. Bir yerin sanatsal değeri olabilmesi için illaki müze olması gerekmez. Veyahut da kilise olması da gerekmez. Cami olması da gerekmez. Sanatsalsa sanatsaldır yani. Şimdi bizim Selimiye Camii, Süleymaniye Camii, camidir diye sanatsal ve kültürel değeri yok mu yani? Var tabii ki. Dolayısıyla eğer bugünkü hükümet burayı açmaya karar vermişse bu bir aslında hukuki konudur, konu değildir. Siyasi bir meseledir. O şeyleri göğüsleyecekse, eleştirileri göğüsleyecekse açabilir. Yani düşün işte Mustafa Kemal Atatürk de burayı müze yaparken hukuki boyutunu kimseye sormadı yani. Değil mi? Yani gidip Danıştay'a falan sormadı. Bugün de işte Danıştay'a falan da soruldu. Tamam sorulsun ama son tarihinde bir bu bir egemenlik sorunudur. Türkiye Cumhuriyeti'nin iş bir meselesidir. Siyasi bir konudur. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Sayın Cumhurbaşkanı istediği zaman burayı açabilir. Hem muhalefetin de desteği var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin de desteği var. MHP'nin de İYİ Parti'nin de bir konsensüs oluşmuş durumda. Dolayısıyla ortada bir problem gözükmüyor. Kısaca bunları söyleyeyim. Teşekkür ederim. Sağ olun.